ve izâ beneytehâ lil Konumuz buradan başlıyor. İzzi dersindeyiz. Ecrü fiilin sülâsi mezid aktarılmış hallerinde sadece 4 babta ilal yapılır diye geçenki derste işlemiştik. Şimdi o 4 bab, o 4 kelimenin meçhul hale dönüştürülmüş durumu ve emri hazıra dönüştürülmüş durumları bunları işleyeceğiz. Ve izâ beneyte. Sen bina ettiğin zaman neyi? Ha onları. Haşiye kısmında ey hazihil emsiletul erba'tu şu dört misali diye yazılı. Kastedilen şey ecabe yucibu, istegame yestegimu, ihtare yahtaru, ingade yengadu. Onları diyor bina ettiğin zaman. Yine kapalı ise 5 yazmış. 5 numaralı haşiyeye bakıyoruz. Ey hazi lef'alül mezkuratu. Şu yukarıda zikredilmiş olan fiilleri kastetmekteyiz. Lemma ne zaman ki lem müsemme zikredilmedi failuhu onların faili. Yani ne zaman ki onlar malum olmadı diye bir değişti. Onlar ne zaman meçhul olursa. Tuklebu el-aynu fil mazi. Aynen fiili fil mazide kalbedilir. Neye? Ya en ya harfine. Ve fil muzari yani ve yine tuklebu el-aynu. Aynen fiili yine kalbedilir. Nerede? Fil muzari muzaride elifen elife. Sevam çan vaven ev ya en nahru ucibe. Bu ecvef vai, vavi olsun, ya i olsun fark etmez. Sonuçta bu işlem yapılır diye 5 numaralı haşiyede yazıyordu. İşte bu fiilleri diyor lil mef'ule mef'ul için bina edersen. Yani o fiilleri meçhule dönüştürürsen ne olur? Gulte sen dersin. Ne dersin? Ucibe yucabu dersin. Şimdi bu kelimeleri tek tek ele alalım. Ucibe kelimesine şöyle sağ üstte ele aldık diyelim. Ucibu kelimesi esasen nasıl bir kelime? Kökten gelelim. Esasen bu CVB idi. CVB. Vav harfi illet mutaharrik. Ma kabl meftuh. Vav ve elife kaydettik. Ne oldu? Cabe oldu. Sonra cabe kelimesini ifal babına aktarmak istedik. Ne yaparsın? Yine cabe'yi yazarsın. Bir farkla cabe'nin başına ifal babına aktarmış olabilmek için e eklersin. Yani hemze, fethalı bir hemze. E cabe oldu ifal babı. İfal babına ecrefi ile böyle aktarılır. Gale, e gale, kâne, e kâne şeklinde. Ama sonuçta ecabe de olsa bunun aslı nedir? İfal babının şurasını, veznini düşündüğümüzde ef'ale idi. Öyleyse bu da ne olmalı? Ecvebe. Cevebe idi aslı. Aslına göre düşünürsek bunun aslı ne olması gerekir? Ecvebe aslı. Mazinin aslı. İfal babında ecvebe olur. Ama bizim buradaki konumuz, hani bu bir giriş olsun. Konumuz bunun meçhulü. Mazinin ifal babisinin meçhulü. Ucibe. Peki ucibe kelimesinin aslı nedir? Bunun da haşiye kısmına baktığımızda mesela benim kitapta ucibenin altında böyle ara yazılar var. Ana metinden olmayan ek açıklamalar. Asluhu ucvibe diye yazılıyor. Öyleyse ecabenin aslı neymiş? Ucvibe. Bunu bir yazalım. Bakalım neler çıkacak. Ucvibe. Sonra ne oldu peki? Nugulet kestetu. Nugulet kestetul vavi. Vavın kestesi nakledildi. La makabliha makabline. Vavın kestesini makabline. Makabil bir önceki harf demek. Yani cime aktardık. Vavın estesini. Aktarırsak ne olur? Şöyle yazılır. U, ci, be. Vav sakin kaldı. Ucibe ama vav sakin. Bu durumda diyor sümme gurubetil vavu ya yani vav sonra ya'ya kalbedildi. Niye? Lesukuniha ve enkisar makabliha. Kendisi sakin. Makabli de görüldüğü üzere meksur. Bu yüzden vav'ı ne yapacağız? Ya'ya kalbedeceğiz. Çünkü vav sakin makabli meksur olursa vav ya'ya kalbedilir.
kaybettik. Bu cibe oldu. Tıpkı şuradaki yazı gibi. Sıra geldi yucabu kelimesine. Yucabu'yu da sol tarafta anlatalım. Yucabu'yla da alakalı olarak kitabımda, eski basın kitapta 6 yazmış yucabun üzerine. Altın numaralı haşiyeye baktığımda asluhu yucrebu. Yucrebu yazalım bakalım. Yucrebu da ne yapılacak? Altı numaralı haşiye okuyalım. Gulübetil vavu eliften. Vav elife kalbedildi. Kalbedersek şöyle yazılır. Evet, vav yerine ne oldu? Elif geldi. Peki niye vav elife kalbettin? Litaharrukiha vav harekeli olduğu için fil aslı aslında. Yani burada haşiye biraz özet geçilmiş. Ve infitahi ma kabliha el an. Ma kabli de şimdi meftuh olduğu için. Buradaki işlem şu. Haşiye biraz hızlı geçmiş. Yucrebu. Vav harfi illet mutaharrik. İllet mutaharrik ne demek? İllet harfidir ve harekelidir demek. Ma kabli sahih sakin. Vav'ın harekesini yani fethasını sağına verdik. Cime ne oldu? Yu, c oldu. Vav sakin kaldı. Vav sakin ama aslında neydi? Harekeliydi. Buna ya aslında dersin ya da hükmen dersin. Aslında veya hükmenden maksat ne? Harekesinin sağ tarafı aktarmadan önce harekeliydi yani. O esnayı, o zamanı kastediyoruz. Harekesini aktarmadan önce harekeliydi. Bu yüzden diyoruz ki harekesin aktarılması sebebiyle sakin kalan harf ne olur? Makabül meftuhsa hala harekeli hükmüne tabidir. Makabül meftuh kendisi de aslında harekeli ne olacaktır? Elif'e çevrilecektir. Bu yüzden çevrildi. Yücabı oldu. Böylece buradaki kelimeyi bulmuş olduk. Sıra üstü gıymede. Üstü gıyme. Ustugime'yi de bakalım kitapta ne yazılmış. Asluhu ustugime. Bunu da yazalım. Ustugime. Bakalım burada neler oldu. Kitaba bakıyorum. Asluhu ustugime. Ustugime ne gibidir? Mislu ustuhrice. Yani istifal babı, mazi, meçhul, harici kökünden üstuhrice. Peki ne oldu? Nugulet kesetur vav ila ma kabliha. Vav'ın gulübetil vav'u dedi değil mi? Gulübetil vav'u. Geç biraz atladım, tekrar alalım. Nugulet nakledildi. Kesetur vav'i, vav'ın kestesi ila ma kabliha. Ma kabline aktarın. Vav'ın kestesi. Ustukvime. Vav'ın harekesi ma kabli yani kafa aktarın. Aktarırsan nasıl yazılır? Ustugi. Vav'ın harekesini aktardık ya. Vav sakin kaldı ama. Ustugime olmuş oldu. Tekrar haşiye kısmına dönelim. Haşiye kısmına dönünce nugulet kesetir vav ila makabili. Evet aktardık. Sünne gulubetir vav ya. Sonra vav ya'ya dönüşür. Niye? Le sukuniha ve inkisar makabili. Vav sakin, makabili meksur. Bu yüzden vav ya'ya dönüşür kaydısı gereğince. Dönüştü. Bu durumda ne oldu? Ustu bime o. Vav ya'ya dönüştür. Peki yüste gamu. Bunun muzarisi. Yüstegamu kelimesi için bakalım haşiye kısmında neler anlatılmış. Yüstegamu asluhu yüstekvemu. Nugulet kestetül vavi demiş. Vavın kestesi demiş. Burada haşiyede bir hata var. Yani şu ara yazı yanlış yazılmıştır. Yani bu yanlışlığını önce bir ortaya koyalım. Sonra da buradaki durumu açıklayalım. Ya da önce durumu açıklayalım. Asluhu yüstekvemu. Bir yazalım aslında. Aslında bir inceleyelim. Sonra yanlış oldu. Zaten ortaya çıkıyor.
yüstekvemu. Yüstegamu aslında yüstekvemu idi. Peki ne oldu? Yine olan şey basit bir şey. Yüstegamu, yüstekvemu. Vav harfi nedir? İllet mutaharik, makabli sahih sakin, vav'ın fethasını makabline verdik. Yani kafa. Bu durumda yüstekvemu artık yüstega oldu. Kafta hareke var, fetha var. Neyin fethası? Vav. Vav sakin kaldı. Ne neticesinde? Harekesinin makabline aktarılması sonucu sakin kaldı. Öyleyse bu nedir? Hükmen hareketidir. Makabli de şu anda mektuptur. O zaman vavetle çevirebilirsin. Çevir, yüzden gamu elde edildi. Olay bu. Ama haşiye kısmını okuyalım. Asluhu yüstek vemu veya dimu bakalım. Nuguret kesretül vavi. Vavun kesresi aktarıldı diyor. Yani yüstek vemu değil de yüstek vimu yazdığını iddia ediyor. Vav esreli diyor. Nereye aktarıldı? İlâ makabliye. Hadi aktarıldı diyelim makabline. Bu durumda yüstegi. Kafta esre olur yani. Yüstegi olur. Sümme gulübetil vavu elife. Sonra vavu elife çevrildi. Diyor ki o durumda vavu elife çevrilmez. Ya'ya çevrilir. Peki elife çevrildi de neye dayanarak çevrildi? Hadi biz bilmiyoruz. Biteharrukiha hükmen. Menfitahi makabliha lafzan. Makabli lafzan meftuh olduğu için diyor ki meftuh olamaz. Sen kendisinde esre var. Makabline de onu aktardım dedin. O zaman makabli esreli olmalı. Şimdi ise meftuh diyorsun. Çelişki var. Aslında hata var yani. Yazan kişi ufak bir hata yapmış. Mümkündür. Herkes hata yapar. Dolayısıyla aslı yüstekvemu. Vav'da fetha var. Vav'ın fethasını kafa yani makabline aktardık. Vav sakin kaldı. Neden dolayı sakin? Harekesinin makabline aktarıldığı için sakin. Öyleyse hükmen harekeli dersin. Makabide şu anda meftuh dersin. Bu durumda vav ve ya hangi sorusu olsun elife çevrilir kaydısından ötürü yüste gamu elde edilir. Sıra geldi ingadi yengadu. Bunların meçhulleri. Yani ungide. Ungide işlemeye çalışalım. Bakalım bununla alakalı kitap ne anlatmış. Ungide de benim kitapta 7 yazmakta. 7 numaralı haşiyeyi arıyorum. Bulabilirsek okuyacağız. Asluhu unguvide. Aslı unguvide. Peki unguvide'ye neler oldu? Bir unguvide tarihçesi okuyorum. Nugulet hareketül vavi. Vav'ın harekesi nakledildi. Nereye? İlâ makabliha. Makabline aktarıldı. Makabline vav'ın harekesini verirsen ne olur? Unguvide'nin vav'ın harekesini kafa verirsen kaf esreli olur. Yani bu zaten açık. Tamam. Vav ne oldu? Sakin kaldı. Vav sakin. Makabli meksur ise vav ne olur? Ya'ya çevirir. Çevirdik. Unguvide elde etti. Yungadu. Yungadu kelimesi de 8 yazıyor. 8 numaralı haşiyeyi arıyoruz. Evet, 8'i bulabilirsek anlatacağız arkadaşlar. Bulamazsak yapacak bir şey yok artık diyelim. Ne diyelim? Yungadu asluhu yungavedu. Yungavedu. Peki Yungavedu'da neler olmuş? Yungavedu'yu inceleyelim. Yungavedu gulübetil vav eliften. Vav elife kalbedildi. Yungavedu'da. Vav niye elife kalbedildi? Vav harf illet mutaharik makabli meftuh. Vav elife çevirdik. Yungadu oldu. Açık, basit bir şeydi. Uhtira yuhtaru. Uhtira'yı da sağ tarafta anlatmaya çalışalım. Uhtira kelimesi asluhu uhtuira. Uhtuira. Uhtuira da ne olmuştur? Önce bir yazalım aslında da. Uhtuira.
uhtu, yanlış yazdım, ira. Bu esre yanın yani. Uhtu ira da zammeden sonra ya da esre olması dile ağır geldiğinden ya nesi silindi. Böylece uhtira elde edildi. Tekrar anlatalım. Asluhu uhtu ira. Ustuskelet kesra alel ya. Yan üzerine kese ağır geldi. Bu durumda ne olmuş olmalı? Şu anda yine her şeyi arayalım. Uhtira, uhtuira. Olan şey yağının harekesi ağır geldiğinden yağının harekesini makabine verdik. Uhtira oldu. Belki en basiti bu olsa gerek. Uhtuira. Yağın harekesini T'ye ver. Uhtira olsun. T'nin harekesi gitti yani. Yuhtaru. Bir de yuhtarumuz var. Yuhtaru kelimesiyle alakalı olarak ne anlatılmış? Asluhu yuhteyeru. Yuhteyeru. Yuhteyeru da ya harfi illet mutarrik. Makabilin meftuh. Ya elifi çevirdik. Yuhtaru oldu. Bir tahta silelim. Şimdi sıra geldi nereye? Vel emru minha. Vel emru, emri hazır yani. Neden? Minha onlardan. Ey minel ebniyetil erba'a. El meskura. Yani ben kastediyorum. Ecabe yücibu, istegamu yestegamu, ingade yengadu, ihtara yehtaru. Bu dört binadan, bu dört kelimeden elde edilen emri hazır. Nedir mesela? Ecibi. Eciba, ecibu diye devam ediyor. Ecib kelimesine bir göz attığımızda üzerinde 9 yazdığını görmekteyiz. 9 numaralı haşiye. Ecib emrun min ecabe yucibu tucibu. Tucibu'dan emir deriliyor. Bir tucibu yazalım bakalım neler çıkıyor ortaya. Tucibu. Bundan emri hazırdır. Hüzüfet minhu harfül muzara'at. Muzara'at harfi silindi. Ne o? T. T'yi silersek geriye ne kalır? Cibu. T'yi sil tekrar yazsan. Geriye cibu kaldı. Ve uidet ve iade edildi. Geri geldiğine elhemzetül merfuzatü. Terk edilmiş olan hemze geri geldi. Terk edilen hemze deneyimlisi. İfal babındayız. İfal babı ekrame. Yani ekramede ne var? 4 harf yok mu? Ekrame. 2, 4 harf var. Muzayesinden olması lazım. Bunlara ilave olarak bir de muzarat harfi. İşte ye olabilir, başka bir şey olur. Bu olması lazım. Yani 5 harf olması lazım muzayede. Ama ekrame yukrimu. Kaç harf? 2, 4 harf. Ne oldu? Ekrame'nin hemzesi muzaride niye yok? Hasfedildi. İşte o hasfedilen buna merfuz dedi az önce. Bu hemze geri geldi. T'ye gittikten sonra geri geldi. Yani cibu'nun başına cibu başına ne eklendi? O hemze getirildi meftuh olarak. İyi bu durumda ecibu oldu. Ecibu diye emre hazır olur mu? Olmaz. O zaman ne yapalım? Haşiye okumaya devam edelim. Sümme sonra hüzüfet hareketul lami fiili. Lamel fiilinin harekesi silindi. Yani ba'daki zammeyi sil. Niye silindi ki? Lil cezmi, cezimden ötürü. Sen emri hazırdan bahsediyorsun. Emri hazır daima mezzumdur. Bu yüzden sonuna yaptık. Cezim dedik. Tamam. Ne oldu? Ecib. Bir met harfi var. Birinci sakin ya. İkinci sakin ba. Ba'ya az önce sükun verdik. Ya zaten sakin. Met harfi. Ne oldu? İki tane sakin oldu.
İki sakinin burada yan yana bulunması caiz mi? Değil. Öyleyse birini silmek lazım. Hangisini silelim? Ya'yı. Silersek geriye ne kalır? Ecib kalır. Tıpkı şurada yazıldığı gibi Ecib kalmış olur. Bunu haşiyenin devamında anlatmışlardır. Tabi bu durumda iltaka sakin an iki tane sakin yan yana bulundu ki huma onlarda nedir? El ya'u vel ba'u. Ecib ya da ba da sakindir. Onları anlatmış. Ve bu durumda hüzüfetil ya ule iltikal sakineyni. İltikal sakineyden ötürü ya silindi. Ve böylece sara oluştu. Ecib, ecib oluştu. Ve eciba tesnesini de anlatmışlar. Ecib, eciba da nereden oluşmaktadır diyor. Tucibani'den oluşmuştur. Hüzüfet minhu harfül muzara'ati ve u'idet el hemzetül merfuz. Sonra diyor sümme hüzüfet en nunu bil cezme fesara böylece eciba ve kısa aleyhi diğerlerine buna kıyas edin. Yani müfredi anlattı da ecibayı da anlatalım demiş. Bu nereden yaparsın? Tucibani. Tesneden yapacağız. Tesne emri hazır. Tesne muzariden yapılır. Yine baştaki muzara tarifi atılır. Cezme alameti olarak sondaki nun düşer. Başa yine terk edilmiş olan hemze getirilir. Bu şekilde bunları yaparak ne olur? Eciba elde edilir. Ecibu bunun buna kıyas et diyor. Diğer her birini anlatmayayım demiş. Ve isteğim emri hazır. İstifal babının emri hazır. İsteğim. Bununla alakalı kitabı ne anlattım arıyorum. İsteğimde 10 yazmış. 10 numaralı haşiye. İsteğim emrun min testeğim. Muzariden yapılıyor. İstegam, yestegimu, testegimu. Muhatap kalıbının müfredi. Testegimu. Evet, testegimu yazdık. Bundan emri hazır yapacağız. Bakalım nasıl. Hüzüfet minhu harful muzara'ati. Kendisinden muzara harfi silinir. Yani T. Silindi gitti. Gereğe ne kaldı? Sakin bir sin ile kelime başlıyor. Sakin okumaya başlamak caiz mi? Değil. Ne yapman lazım? Bir tane hemze getireceksin ki eseli olacak. Tebimu böylece elde edilmiş oldu. Tabi sin sakin ama başta bir hemze var. Bakalım haşide ne yazmış? Hüzüfet minhu harfi muzara'ati ve zide fi evveli evveline kendine hemzetun, hemzetu vasın, hemzeye vasır ekledi, eklendi. Meksuraten, meksur olduğu halde ekledik. Sümme hüzüfet hareketü lamil fi'lil cezmi. Cezimden ötürü lamil fi'lin hareketi silindi. Yani oraya bir sükun ekledik, cezm alameti ekledik. Bu durumda ne oldu? Ya da sakin, mim de sakin. Bir ya, iki mim ne yaptı? İki tane sakin harf yan yana bulundu. Caiz mi? Değil. Öylesi birinin silinmesi lazım. Kim gitti? Ya gitti. Geriye istemin kaldı. Bunu haşiyeden de yine görebiliriz. Tabi bu durumda ilteka sakinani huma el ya'u vel mimu. Ya ile mimdir. Tabi bu durumda hüzüfet il ya'u ile iltika sakinani fesara istegi. İstegi ma emre gelince o da emru min testegi mani hüzüfet min harfi muzara'ati ve zidesi yedere hemzetir vasfı meksuraten. Sümme hüzüfetin nuni cezmi fesara istegima. Gıs aleyhi istegimu değerlerine buna kıyas et. Yine tesniyeden yapılmıştır diyor. Tamam geç. İstegimu ve ingade ingada ingadu. İfşal babından ingat kelimesine geldik. İngat kelimesini de benim kitabımda bir yazmış üzerinde. Bir numaralı haşiyeye baktığım zaman ten gadü kelimesinden emri hazırdır diyor ingadı için. Ten gadü. Ten gadü. Hüzüfet minhu harfü muzara'at. Muzara tarifi olan teysil. Geriye ne kaldı? Sakin bir nun ile okumaya başlayacaksın. Başlayabilir misin? Hayır. Öyleyse. Ve zidet hemzetül vasli meksuraten fi evvelihi. Meksur olduğu halde evveline bir hemzeyi vasıl ekle. Ekledim. İngadu oldu. Emri hazır değil mi bu? Emri hazırın sonu sakin olmaz mı? Olur. Öyleyse dallı sakin yap. Sakin yaptığım zaman
Dal ile sağındaki elif, yani iki tane sakin olduğu yine. İltikal sakinliğin caiz mi burada? Değil. Birinin silinmesi lazım. Elif'i sil. İngad kaldı. Böylece bu emri hazır elde etmiş oluruz. Yani. Zaten burada anlatılmış. Hüzüfet hareketu lamil fi'lil cezmi. Fe iltaka sakinani huma el elifu ve dalu. Fe huzüfet el elifu li iltika sakineyn. Fesar inkade. Sonra ingada'yı anlatmış. O da tesniyesinden yapılmakta diye. Aynı şekilde ingat kelimesinin hemen altında ara yazı olarak asluhu ingavittir demiş. Aslı ingavit olur. İngat kelimesinden gitmek gerekirse aslı ne? İngavid. Peki sonra ne oldu? Vav harfi illet mutaharrik ma kavl meftuh vav elfe kalbettik. Ne oldu? İngad oldu. Vav elfe çevirirsen ingad, çünkü vav'dan oluşacak elif sakin. Sondaki dal zaten sakin. Elif ingad. Bu şekilde de anlatılabilir. İngada ingadü tesniyeceğim. Sıra geldi ihtar kelimesine. Yani tesnesine baktığımda ingavit, ingavida, ingavidu, ingavidi diye devam ediyor. Ama onlara girmedim. İhtar, ihtara, ihtaru. İhtar kelimesinde de benim kitapta 11 yazılmış. 11'e baktığımda ihtar emrun min tehtaru. Tehtaru muzaresinden emri hazırdır. Emri hazırlar muzareden elde edilir. Muhatap, muhataba kalıpları. Teh, yanlış yazdım. Tehtaru yazacaktım. Tekrar alalım. Tehtarudan emri hazırdır. Ne yapılmış bakalım. Hüzüfet minhu harfül muzara'at. Muzarat harfini sil. Silersem geriye ne kalır? Şöyle bir ibare kalır. Yani sakin bir hı harfi. Gerisi de taru. Sildim, tamam. Sonra ve zidet fi evveli hemzetir vaslı meksuraten. Evveline de hemzeyi vaslı ekledi ama meksur olduğu halde ekledi. İhtar oldu. Ki bu emre hazır mı? Evet. Öyleyse sonu sakin yapman lazım. Yaptığında ra sakin, sağındaki elif de sakin. İki tane sakin var yani. İki sakinin yan yana bulunması burada caiz değil. Öyleyse biri gidecek burada. Elif gitti, ihtar kaldı. Zaten yine anlatılmış. Fiyev veli hemzetül vasıl meksuraten ve hüzifet hareketü lamil fi'li. Lamil fi'l hareketi sinir. Ve bu durumda iltaka sakinani. Huma el elifu ve ra'u. Fahüzfet el elifu li iltikâ sakineyn. İltikâ sakinenlerin türü elif silinir. Böylece sağra ihtar elde edilir. Tesniyesi de ondan elde edilmiştir diye devam ediyor. Konu buraya kadar. İhtara tesniyesi, ihtaru cemisi.